Merhaba, haftanın etkinliklerine göz atmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta tiyatro severler, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde Alevli Günleri seyrettiler. İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 17. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvurular başladı. Genç Caz'a katılmak isteyen müzisyenler başvurularını 10 Mayıs'a kadar internet sitesindeki online başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Bir baksan gözlerine. Eski Bamba grubundan tanıdığımız Eda Baba ilk solo albümü Bir Küçük Tebessüm'ü yayınladı. Ya sabır diye bir şey var hatırla. Pop müziğin güçlü vokallerinden Sıla, müzik kariyerinde ilk kez bir EP ile karşımızda. 4 şarkıdan oluşan EP Acı, tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Sesi yok ne yapsam da, susmuş çaldığım ıslıklar. 90 BPM, uzun bir aradan sonra yeni albümü Şehir FM'i 98 müzik etiketiyle yayınladı. Sesi yok ne yapsam da, solmuş bütün fotoğraflar. Fuat Ergin napları ilk çatırda tan. Rap müziğin sevilen ismi Fuat Ergin'in solo albümü Omurga dinleyicisiyle buluştu. Albümün ilk video klibi Rastgele Kaza resimli parçaya çekildi. Palet ulan temize çıkamaz geçmişinden utanan. Geçtiğimiz haftanın konser takvimine baktığımızda 5 Mart Salı günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde Evgeni Girinko, 6 Mart Çarşamba günü Zorlu PSM'de Solar İstanbul, 9 Mart Cumartesi günü Durak İkstaç Beşiktaş'ta İki Gözümün Çiçeği albüm lansmanıyla Manuş Baba ve Volkswagen Arena'da ise Sıla sahnedeydi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sonar İstanbul için Zorlu PSM'deyiz. Teknoloji ve müziğin birleştiği bu festivalde iki gün boyunca bize harika performanslar bekliyor. Biz de iki gün boyunca bol bol dans edip buranın tadını çıkaracağız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden festivali başlatıyoruz. Sonar İstanbul hakkındaki düşüncelerinizi birazcık öğrenebilir miyiz? Büyük ve önemli bir festival. Özellikle teknoloji ve kreativite anlamında zaten bunu duyuyoruz. Ve ben çok başarılı buluyorum. Geçen sene ilk defa ben de Sonar'a katıldım. Çok etkilenip bu sene performans sergilemek istedim. Ve bir yıl boyunca buna çalıştık. Şu an bunu gerçekleştirebildiğimiz için bayağı mutluyuz. Festival açısından bakacak olursak da dünyada özellikle bazı anlamlarda yani yalnızca müziğin olmadığı, müziğin diğer disiplinlerle de bir araya geldiği bir performans olması açısından Barcelona merkezi şu an dünyanın birçok şehrinde de düzenleniyor. Ben çok kapsamlı ve geniş ve çok fazla şans tanıyan bir festival olduğunu düşünüyorum. Çalmak zevkli ya. Genel olarak keyifle geçiyor burada. Yine ben her zaman klasik çok heyecanlıydım. Yine çok heyecanlı çıktım ama çok güzel geçti. Çok iyi geçti yani. Sonar dahilinde çalmak ayrı bir heyecan. Umarız seyirciler de aynı heyecanı yaşamıştır ve keyif almıştır. Excited. I just saw the crowd on the screen here in the bar, so I think it's going to be a crazy show. Yeah, I'm ready for them. So first time performing here at Sona, and I'm going to be doing it twice this year. I'm going to do Istanbul and Barcelona, so I'm super excited to get this opportunity. I'm going to be playing my new tracks that I'm going to be dropping late this year. Under Hyped Up, so people have to wait for crazy heat. Gerçekten burada böyle bir mucize yaratılıyor gibi bir şey. Bu seneki favori ismim, yani zor bir soru ama Wall, Vox ve Mod Selector arasında gidip geliyorum. Ama tabii Mod Selector yani çok iyi. Line-up bu yıl canavar gibi, o yüzden biz de çok heyecanlıyız. Hangi birine gideceğiz edeceğiz henüz karar verememiş durumdayız. DJ Leg için çok heyecanlıyım. Farklı bir sınıf, farklı bir sound. Oldukça iyi bir program yaptığımızı düşünüyorum. Aslında bunu söylerken sadece organizatör olarak değil, sadece bir müziksever sıfatıyla konuşuyorum. Thank you.
bugün Bostancı Gösteri Merkezi'ne Evgeni Girinka konserine geldik. Kendisini Habermatiz'in Göknere'de albümünde bulunan Vice şarkısıyla tanıdım. İyi ki de tanımışım. İçerideki konseri çok aşırı merak ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden de içeri doğru gidiyorum. ...19 yılı içerisinde yeni albüm veya EP çıkarma gibi bir düşünceniz var mı? Bu yıl içerisinde bir albüm çıkarma planımız var. 2019 Mart'ın sonlarında ya da Nisan'ın başında yayınlanmış olacak. Türkiye'de birçok konser verdiniz ve vermeye de devam ediyorsunuz. Peki Türkiye'deki konserleriniz nasıl geçiyor? Bize birazcık bahseder misiniz? Bazı konserler çok coşkulu, çok heyecanlı geçiyor. Bazıları biraz daha sakin geçiyor seyirci tarafından. Son olarak bu gece bizi nasıl bir konser bekliyor? Bu gece 2 yıldır çaldığımız standart programımıza devam edeceğiz. İşte ama tabii yeni kompozisyonlar da var işin içinde. Fakat bu programın yani son performansı olacak. Çünkü bundan sonra artık yeni bir performans programıyla devam edeceğiz konserlerimize. Girinko'yu ne zamandan beri takip ediyorsunuz? 3-5 aydır tanıyorum. 10 senedir takip ediyorum ve o benim yakın bir arkadaşım. Çocukluğumdan beri. Vice parçasıyla beraber başladı. Normalde piyano çalıyorum, o yüzden 2-3 senedir dinliyordum şarkılarını. 2 senedir takip ediyorum. Videolarını dinliyorum. Çok seviyorum eserlerini. Geceye dair duygu ve düşünceleri nasıl? Kulağımızın pası silinsin. Çok beklentim yok, sadece görsem yeterli. Seveceğimi düşünüyorum. Ya birkaç gündür dinledim, gayet başarılı. Kendisini canlı dinleyecek olduğum için heyecanlı hissediyorum kendimi açıkçası. Öncelikle müzik ruhum gıdasıdır diye boşuna dememişler. Çünkü gerçekten içeride huzura doydum. Tek kelimeyle bence müthiş de hala etkisindeyim. Takvimine baktığımızda 12 Mart Salı Durak X-Large Beşiktaş'ta Aslında Gülmek Gerek lansmanıyla O Gün Sağını Sor, 13 Mart Çarşamba İlk Beşiktaş'ta David Ellison Bass Story, 15 Mart Cuma İlk Beşiktaş'ta Adamlar, Zorlu PSM'de Teoman, 16 Mart Cumartesi İF Ataşehir'de Hakan Altun, 17 Mart Pazar İlk Beşiktaş'ta Tankurt Manas sahnede. Cihat Temer ve Bediye Ener'in yer aldığı İkinci Bahar 15 Mart'ta Duru Tiyatro'da. Ali Poyrazoğlu'nun yer aldığı Tak Tak Takıntı 15 Mart'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde. Hocam mı yaptı? Ha? Karıda mı kolluyorsun? Gözde Çağcı ve Bülent Çolak'ın başrollerini paylaştığı Güven ve Şemden Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay'ın yer aldığı Türk İşi Dondurma Vizyon'da. Sen çünkü İngiliz'sin, deveye de koymuşsun Junior adını. Sanat dolu eğlenceli bir hafta olsun. Görüşmek üzere.